Amerika Birleşik Devletleri piyasalarıyla ilgili kafalar biraz karışık. Açıkçası benimki de geçen hafta karıştı. Harika enflasyon rakamları geldi hem üfede hem tüfede. Ona rağmen FED faizleri düşürmeyeceğiz dedi. Bunun üzerine borsadan yükselmeye devam ettiler. Hem S&P 500'de hem Nasdaq 100'de tüm zamanların en yüksek seviyelerine geldik. All time high'larla kapandı cuma. Ama ona rağmen piyasalarda korku hakim. Böyle bir enteresan kafa karışıklığı var. Geçen cuma kapanış itibariyle benim de kafam biraz karışıktı. O yüzden bu hafta sonu oturdum. Bayram demedim, seyran demedim. Dünkü oldu çok verin üzerinden gittim ve piyasalar neden ürküyor? Haklılar mı? Yoksa bu aya devam mı? Bütün bunlara kafa yordum. Şimdi bütün bunları anlatacağım. Anlatacak ama elbette bir yatırım tavsiyesi değil ama epey ilgisi çekecek veriler olduğuna eminim. Hazırsanız başlıyoruz. Önce piyasalarda neler oluyor? Şöyle bir göz atalım. Nasdaq 100 haftayı tüm zamanların en yüksek seviyesine kapattı. Böylece bir yıllık yükseliş %30'u buldu. Mayıs ayının başından itibaren de ciddi bir yükseliş var. Hatırlarsanız Mayıs ve Haziran için çok olumluydum. Haziran'da zaten şu anda iyi gidiyor. S&P 500'de farklı değil. %26.74 dörtlük bir yıl içinde yükselme var. Mayıs ayından itibaren yükselme hızlandı. O da Nasdaq gibi tüm zamanların en yüksek seviyesine kapattı piyasayı. Volatilite yani korku endeksi de diplerde bu olumlu bir şey. Aslında neden? Çünkü piyasa olumlu bakıyor geleceğe demektir. Volatilite azalmış durumda. O da tüm zamanların en düşük seviyelerine neredeyse 13.07'ye kadar gerilemiş durumda. E buraya kadar her şey olumlu. Olumsuz olan bir konu var ama piyasalar korku içerisinde. Fear and Greed Endeks bu CNN'in yayınladığı bir indekstir. Ve borsacılar şu anda nasıl bir motivasyon halindeler ona bakıyor. Fear yani korku halindeler. Bu neutral greed extreme'e doğru gittikçe piyasada aşırı hırs birikmiş oluyor. Şimdi nasıl olur? Bir yandan all time high yani tüm zamanların en yüksek seviyelerinde pek çok endekste bir yandan da piyasa korkuyor. Bunun temel sebebi dengesizlik. Ne demek dengesizlik? Belli ise senetleri çok hızlı büyüyorlar, öbürleri onu takip etmiyor. Mesela küçük ise senetlerinin temel eneksi olan Russell 2000'e baktığımızda bir yıllık yükseliş sadece %6.26, öbürleri %30'lar civarındaydı. Tarihte bunların arası bu kadar açıldığı, epey nadirdir. İşte piyasa bundan korkuyor ve diyor ki acaba Nvidia gibi Apple gibi birkaç hisse mi sadece piyasayı yukarı doğru çekiyor? Altlarda bir yerde büyük sorunlar mı birikmeye başladı? Piyasa çökecek mi? İşte bütün bunlar piyasayı korkutuyor. Yani şöyle bir sayılara baktığımızda piyasa korkmakta biraz daha haklı açıkçası. Mesela yılbaşından beri performanslara baktığımızda Nvidia %121 artmış ve S&P 500'deki artışın tek başına %32.26'sını gerçekleştirmiş. Yani Nvidia artmasaydı S&P 500'deki artışın 3'te 1'i neredeyse gerçekleşmemiş olacaktı. Microsoft %10.79 artmış. S&P 500'deki %6.90 orada oradan geliyor. Meta %32 artmış. S&P'deki artışın %5.80'si oradan geliyor. Sadece maalesef bizim Tesla'mızda düşüş var. Eksi 28.33 yılbaşından beri o S&P 500 biraz geriye çekmiş. Buna karşın Apple yükselişte fakat bu veri 31 Mayıs verisi o günden beri Apple aslında çok yükseldi biliyorsunuz. Geçen hafta gelen bilançodan sonra o burada hesaba katılmamış. Ama bariz şekilde gözüküyor ki 31 Mayıs itibariyle baktığımızda ve Nvidia daha sonra da yükselme devam etti. Nvidia aslında yükselişin S&P 500'de 3'te 1'ini tek başına gerçekleştiriyor. Mega Cap'ler dediğimiz yani Magnificent Seven işte neler bunlar Google, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia ve Tesla bir de bunlara Netflix'i katınca Mega Cap'ler oluyor bunlar. Netflix biraz popülerlikten düşmüş durumda gerçi Tesla'da da biraz sıkıntı var. Ama baktığımızda bunların hakikaten piyasa değerlerinin 2013'ten bu yana sürekli yükseldiğini ve şu anda rekor kırdığını görüyoruz. Haziran 14 itibariyle 8 şirketin piyasa değeri 15.3 trilyon doları bulmuş durumda. Bulan içerisinden Apple, Microsoft ve Nvidia'nın toplamı ise 10 trilyon dolara yaklaştı. Yani hakikaten anormal rakamlar bunlar. Ve S&P 500 içerisinde aldıkları pay gittikçe artıyor. Bu 8 şirketin S&P 500'ün toplam değerinin artık %30'unu oluşturduğunu görüyoruz. Bakın 2018'lere kadar %15'teydi. Daha sonra bir ay %25'leri buldu. 2021 krizinde aşağı doğru indiler ve tekrar zirveyi bulmuş durumdalar. Toplam S&P 500 dediğiniz şey aslında %30'u sadece 8 şirketten oluşuyor. Ki bunlardan unutmayın Tesla pek iyi gitmiyor. Netflix de öyle süper gitmiyor. Yani buraya sürükleyen aslında temelde Nvidia. Yardena Research bu konuda bir detaylı kırım daha yapmış. Diyor ki S&P 500'e baktığımızda growth şirketleri yani S&P 500 içerisindeki büyüme şirketleri. Ne var burada mesela? CrowdStrike var. Geçen hafta bu endeksin içerisine alınmıştı. O şirketlerle kıyasladığımız zaman mega cap'in payı %52.6'yı bulmuş durumda. Onu bir kenara bıraktığımızda da %29.8. Yani S&P S&P 500 temelde bizim 8 büyük şirketimiz anlamına geliyor. Peki bu durumda kendimize sormamız gereken şey şu. Mega cap'ler çok pahalı mı? Çünkü mega cap'ler çok pahalıysa onlarda gelecek bir satış bütün borsayı da aşağı doğru sürükleyebilir. Bu da biraz enteresan sonuçlar çıkıyor aslında ortaya. Mesela mega cap'lerde fiyat böyle satış diye baktığımızda tüm zamanların zirvesine epey yaklaşmış durumdalar ama biraz daha gidecekleri yol var gibi. Öte yandan mega cap'lerde fiyat bölü kazanç baktığımız zaman forward yani ileriye dönük fiyat kazançta aslında zirvenin epey gerisindeler. Şimdi nasıl olur da fiyat bölü satışta bu kadar zirveye yakınken fiyat bölü kazançta ileriye yönelik ikisi de ileriye yönelikler böyle zirvenin gerisinde kalıyor. Bunun tek bir sebebi var. Bu şirketler artık daha karlılar. Ne demek bu? Özellikle yapay zekayı daha etkin kullandıkları için 2021-22 sırasındaki aşırı personel artışından vazgeçip epey bir personel kısıtlılığa gittikleri için daha karlılar. Mesela böyle baktığımızda da 2020 yılında bu şirketlerin ileriye yönelik fiyat kazançı 38'ler seviyesi Iken, şu anda 28-29'larda. Yani 28-29'a tabii ucuz demek mümkün değil ama 38-39'un da epey altında. Bundan dolayı bu şirketlere fiyat kazanç olarak baktığımızda süper pahalılar diyemeyiz veya büyük bir balon oluştu diyemeyiz. Evet ucuz değiller. Tarihi ortalamalarının da üstündeler. Ama 2020-21'de yaşanan o aşırı zirvelere yakınlarda değiller. Çünkü şirketlerin ileri yönelik karlılık beklentileri sürekli tırmanıyor. Peki mega cap'leri işin içinden çıkarsak S&P 500'ün değerlemesi ne durumda diye baktığımızda mesela S&P 500 toplamı 2.7 seviyesinde şu lacivert çizgi zirvesine epey yakın. Mega cap'leri çıkarttığımız S&P 500'de de 2.2'deyiz. Şu yeşil çizgi yine oldukça zirvesine yakın. Yani bu fiyat böyle satışta mega cap'ler dışında çıkarıldığında da S&P 500 hala pahalı. Ama daha aynı gösterge daha var. Mega cap'leri dışarı çıkarttığımızda S&P 500'ün geri kalan şirketleri fiyat bölü kazanç seviyesinde zirvelere çok yakınlar. Bakın şurada 2020'deki zirve lacivert çizgi neydi S&P 500'ün geneli. Şu anda 20.7 oralarda da 21-22'miş yani zirveden %10 geride gibi düşünün. S&P 500 içerisinde bizim mega cap'leri çıkarttığımızda şu yeşil çizgi oluyor. 18.1'deyiz şu anda. Bu da zirvedeyken 20.5-21 civarındaymış. Şimdi bu grafik bize ne diyor biliyor musunuz? Aslında mega cap'ler ucuz. Yani fiyat bölü satışta yakınlar birbirlerine hepsi pahalı ama fiyat bölü kazanç olarak baktığımızda mega cap'ler hala ucuzlar. 8 büyük şirket hala ucuz ve ben size söyleyebilirim Nvidia bir hayli ucuz gözüküyor orada hala. Yani pahalı yanlış anlamayın hepsi çok pahalı hisseler bunu ama göreceli olarak bahsediyoruz. Meta yine pek pahalı gözükmüyor. Apple tarihi zirvelerinde değil. Yani bu şekilde baktığımızda bu tablo hala mega cap'lerde idriye dolu yol var diyor. Zirve şurası 38 balonun zirvesi 2020-2021 arasında biz nerede şu anda 27-28'deyiz. Yani nereden bakarsak %25-30'luk fırsat var bu ara bölgede gibi. Biraz önce baktım henüz piyasa açılmadı ama bugün de yine Apple ve Nvidia gibi büyükler daha da yukarı gidecekler gibi gözüküyor. Şimdi borsanın geleceğini okumak mümkün değil ama şunu söyleyebilirim. Mega cap'lerdeki hareketin bir yerlerde durup aşağıya doğru yayılma mümkün bu süper sağlıklı olur. Fakat S&P 500 şirketleri çok ucuz değiller böyle bir yayılma için. Russell için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Küçük hisseler epey ucuzlar. Fakat burada buradan çıkan paranın veyahut da piyasaya yeni giren paranın nereye yönleneceği enteresan. Tahminimce mega cap'ler biraz daha yukarı doğru gidecekler. Mega cap'ler belki bu balona değilse de şuralara doğru yani fiyat bölü kazançta 33-34'lere yaklaştığında küçüklere S&P 500'ün biraz para akacak. Onların bu fiyat kazançları biraz yukarı doğru alınacak. Sonra da Russell'a sıra gelecek gibi okuyorum tabloyu. Çünkü bir şekilde Amerikan borsalarında görülen zirve bir kez daha zorlanıyor ve özellikle yapay zekanın getirdiği büyük umuttan dolayı bu büyük şirketlerin fiyat kazançlarını daha ileriye taşıyacak hala piyasada çok bahane var. Ama eğer bu mega caplerde bir ani düşüş gelirse mesela Nvidia'nın mikroçip satışlarında bir aşağı doğru yuvarlanma olacağı öngörülürse bütün bu fiyat kazanç ortamları mega caplerde 20'lere doğru inecektir diye düşünüyorum. Bu da şu anda yılki zirveden nereden bakarsanız bakın yüzde %30'luk bir çekilme anlamına gelebilir. Bunu bekliyor muyum? Pek hayır beklemiyorum çünkü hala yapay zeka tarafında olmuş şeyler oluyor. Apple'ın geçen haftaki yapay zeka konferans önemliydi. Orada gördük ki artık cep telefonumuza yapay zeka geliyor. Bu da yine mikroçipte olan talebi artıracaktır. Yani daha bu devam edecek diye inanıyorum. Bu çerçevede baktığımızda ben önümüzdeki en azından bir süre daha büyük şirketlerin daha şanslı olduğunu düşünüyorum. Bu tabii beni üzen de bir konu. Çünkü IWM yani küçük hisse senedi endekslerinde epey bir yatırım yaptım. Şansım hep deniyorum bir türlü bir yere varamıyoruz. Ama bir süre daha da bir yere varamayız gibi gözüküyor. Çünkü bence daha mega caplerde biraz daha yukarı yön var gibi. Elbette yanılabilirim ama Şizik tablo o şekilde çalışıyor. Çünkü mega cap'lerin geleceğe yönelik kar beklentileri de müthiş. Bakın şu kırmızı çizgi mega cap'lerin net kar marj beklentilerindeki artışı gösteriyor inanılmaz hızlı şekilde artıyor. Onu dışarıda bıraktığımızda S&P 500 geneli yani large çizgi veyahut da S&P 500'den mega cap'lerin çıkarılmış halde pek kar artışı da öngörülmüyor. E bu durumda ileriye yönelik olarak baktığımızda mega cap'lerin fiyat kazanç oranları belki daha da gerilecek yeni gelecek kar marjları. En azından piyasa bunu böyle düşünüyor şu anda. Başka bir enteresan veri de yurt dışından inanılmaz para akıyor şu an Amerika'ya özel hisse senetlerine. Yurt dışından hisse senetlerine gelen yatırımlarda rekorlar kırılıyor. Burada görüyorsunuz zirveye gelmiş durumdayız. Bu gelen para nereye gidiyor derseniz bence bu parada çok büyük bir ürün. yine mega cap'lere geliyor. Çünkü yurt dışındaki özellikle amatör yatırımcılar oturup küçük Amerikan şirketleri incelemiyorlar. En video yukarı gidiyor. Biz de ona katılmak istiyoruz diyorlar. İşte bu çerçevede yeni tahminler de gelmeye başladı. Mesela Goldman Sachs diyor ki biz yıl sonunda S&P 500'de 5600'ü bulacağız diye düşünüyoruz diyor. Bunu baseline yani temel öngörü olarak ortaya koyuyorlar. Aşağı doğru 4800 olabilir bir resesyon riskine karşı. Ama yukarı doğru 6300 lira kadar gidebiliriz. Mega cap'ler bizi oraya sürükler diyor. Benim tahminimde bu çerçevede mega cap'lerin bizi yukarı doğru sürükleyeceğine inanıyorum. Bütün bunlar benim yatım stratejimi nasıl değiştiriyor? Onları yarın YouTube katıl ve Adnan Aşkulu Kulübü üyeleriyle detaylı olarak paylaşacağım. Hangi hisselerde pozisyon büyütmeyi düşünüyorum, neler yapacağım? Bunları orada detaylı gireceğiz ama tablo bize şunu söylüyor. Kabaca baktığımızda mega cap'lerin daha gideceği yol var gibi. O mega cap'lerin açtığı yolda sürüklenen CrowdStrike gibi, bazı siber güvenlik şirketleri gibi, şirketler de yukarı gidebilir gibi gözüküyorlar hala. Onlar çünkü çok bağlantılılar o devlerle veya SMCI gibi şirketler. Ama Borsanın gerisi için müthiş olumlu bir şey ben maalesef hala göremiyorum. Neden? Çünkü Fed oyunu bozdu. Eğer Fed faizleri indirirse tablo değişebilir. O zaman özellikle S&P 500'deki bu mega cap dışında kalan firmalara biraz para akar ama daha da önemlisi belki daha küçük hisse senetlerine doğru iWYM e orada para akar. Ben geçen hafta itibariyle bunun olabileceğini düşünüyorum ama Fed orada tahminlerimizi bozdu. Bu hafta bazı önemli veriler de geliyor. Özellikle salı günü gelecek. Perakende satış önemli. Çok kuvvetli gelmemesi lazım. Çok kuvvetli gelince FED diyor ki ekonomi hala çok canlı. Bizim faizle düşünmemize gerek yok. Bir de perşembe günü işsizlik başvuruları geliyor. İkisine merakla bekliyoruz ama onun dışında bu hafta böyle çok kritik veri yok. Biraz FED yöneticilerin konuşmaları var. Onlar piyasayı bir oraya bir buraya götürecektir diye düşünüyorum. İşsizlik başvuruları da böyle bir yukarı doğru gidiş olduğunu görüyoruz. Continuing claims yani süre gelen başvurularda 1 milyon 800 bin limiti aşıldı. Yeni işsizlik başvuruları da 240 bin limitini aştı. Yani burada yukarı doğru tablo hızla bozuluyor. FED bunu nasıl görmeyi anlamadım. Yani hala istihdam kuvveti diyorlar. Oysa burada görüyorsunuz uzun zamandır sürekli istihdam bozulması devam ediyor. Perakende satışların olumlu geleceğini düşünüyorum. Çünkü Amerika'da gelirlerde artış var. Şu kırmızı çizgi yani çalışanların gelirlerine artış var. Bu perakende satışı ve miktar yukarı götürebilir. Onun ne çok iyi ne çok kötü gelmesi istiyoruz. Çok kötü gelirse resesyon işareti, çok iyi gelirse Fed'i korkutur. Bakalım yarın gelecek veri o. Bu arada hani teknik olarak baktığımızda da en ilgimi çeken grafik bu. Bu Amerikan 10 yıllıklarının faizleri nereye gidiyor konusu. Bakın burada uzun süreden beri gelen bir destek çizgisini geçen hafta zorladı. Bu çizgiyi aşağı doğru kırarsa 4'ün altında doğru Amerika'da faizler inebilir diye tahmin ediyorum. Ve doğal olanı bu. Yani enflasyon verileri sürekli vak olumlu geldikçe Amerika'da faizler mutlaka aşağı doğru gidecektir. FED yapmasa bile piyasa faizi aşağı doğru alacaktır. Bu çerçevede önümüzdeki günlerde Amerikan hazine kağıtlarına para girişi beklerim ben. Bu da ne anlama geliyor? Sabit getirili ETF'ler mesela TLT gibi ETF'lerde fırsatlar artacaktır diye tahmin ediyorum. %4 kırılırsa şurada bakın %4 desteğinin biraz üstündeyiz şurada bir yerde şu anda. Bunu yüzde4 aşağı doğru kırarsak TLT'de makul gelirler elde edilebilir ama işte FED yöneticileri çıkıp konuşmalarıyla bunu yukarıda tutmaya çalışıyorlar sürekli. Çünkü %4'ün altında bir 10 yıllık faiz piyasalarda aşırı bir rahatlama anlamına gelebilir. Ben pek çok fon yöneticisinin yatırımcılarına hazine kağıdı alın dediklerini dinliyorum bu hafta. Neden? Çünkü diyorlar ki bu getirileri bile daha edemeyebiliriz. Eğer enflasyon hakikaten beklendiği gibi aşağı doğru inerse ve faizler düşerse aşağı doğru şimdiden gidip uzun vadeli yüksek faizli kağıtları alanlar çok karlı çıkarlar diyor. Makul de geliyor bana. Mayıs ayı itibariyle Amerika'da ETF'lere 90 milyar dolar giriş oldu. Bu 60 milyar doları hisse senedi ETF'lerine, 30 milyar doları ise hazine kağıdı ETF'lerine giren Yani sabit getirili ETF'lere. Bu da bana şu eğriyi gösteriyor. Yani yatırımcı gittikçe faizlerin aşağı doğru ineceğine ikna oluyor. Evet kabaca tablo bu. Yani toparlamam gerekirse mega cap'ler bence devam edecekler gibi gözüküyor. Şaşırsak da. FED'den net bir faiz kararı gelmediği sürece henüz küçük hisse senetlerinde ciddi bir hareket beklemiyorum. Maalesef çünkü epey bir hisse senedim var orada. Bitcoin de aynı şekilde aslında olumsuz etkileniyor bu gelişmelerden. Çünkü Bitcoin'e küçük riskli hisse senetleri gibi görülüyor piyasa tarafından. Piyasa onun yerine gelip Apple'a, Nvidia'ya, Meta'ya yığılmayı tercih ediyor. Daha kolay bir oyun gibi geliyor piyasalara. Ve son olarak da hazine kağıtlarında piyasa bir %4'ün altında faizi kırabilir gibi gözüküyor. Bu durumda TLT tatlı bir yatırım fırsatı olabilir. Tavsiye vermiyorum sadece gördüğümü söylüyorum. Piyasa faizleri biraz daha da aşağı çekmeler o devam ederse bu Russell 2000'e vesaire yarar ama bence daha oraya var diye tahmin ediyorum. <laughs> Umarım kafası karıştırmamışımdır fazla. Benim de kafam karışık ama bütün bu ahval ve şerah için neler yapacağımı yarın YouTube katılım haddini aşkul bir paylaşacağım. Henüz üye olmamışsanız mutlaka hemen üye olun. Sevgiyle kalın, hoşçakalın. Görüşmek üzere.